sinema nedir? Kurosawa'nın dediği gibi kompozisyon mudur? Ya da Badyo kitle sanatı diyor. Bunları siz biraz açarsanız, sinema nedir sorusuna siz nasıl cevap veriyorsunuz bir televizyon kanalında? Bir kere ne olmadığını söyleyerek başlayabiliriz belki. Sinema dil değildir. Öyle mi? Evet. Sinema dil değildir. Çünkü dilin kuralları yapılaşmıştır. Dil bizi yapılaştırır. Ama dil dışı bir dünya, dil öncesi ve dil ötesi bir dünya vardır. Zaten filozof Wittgenstein bize şunu söyler. Dilin ifade etmeyeceği alanda susmanız gerekir. Ama bizim de filozof Wittgenstein'a karşı çıkmamız gerekiyor. Susmamamız gerekiyor. İmajlarla acaba fikirlerimizi, düşüncelerimizi anlatabilir miyiz? Dolayısıyla sinema dil değildir evet, sinema metin değildir evet. Ama sinema hareket zaman kompozisyonlarıdır. Hareket zaman bloklarıdır. Yani biz hareketi ve zamanı öyle bir sanatta görebiliyoruz ki bu sanat başka bundan önceki hiçbir sanatta yoktu. Peki neden hareket zaman diyorsunuz? Mesela görüntüyü kullanmıyorsunuz. Görüntü geçer mi bunun yerine? Hareket zaman yerine görüntü diyebilir miyiz? Şimdi resim de bir açıdan görseldir. İmajlar, yani durağan imajlar vardır etrafımızda. Ama sinemanın özü nedir diye sorduğumuzda mesela resmin özü nedir? Çizgi bloklarıdır. Ama sinemanın özü nedir? Yani her şeyi bizim çıkarmamız gerekiyor. Bir özünü bulmamız gerekiyor. Hareket zaman blokları. Ve bu hareket zaman bloklarını bizim yaratabilmemiz için sizin de dediğiniz gibi bir kompozisyon oluşturmamız gerekiyor. Peki bu kompozisyonu neyle yapacağız? Kompozisyonu sinemanın operasyonlarıyla yapacağız. Kamera hareketidir, kamera açısıdır, montajdır, renktir, sestir, müziktir. Bunları bir araya getirdiğimizde bir örgü oluştururuz ve sinema bundan oluşturur. Bundan oluşur diyebiliriz belki. Şimdi hepimizde şöyle bir ön kabul vardır. Evet. Tırnak içinde söylüyorum. Sizin buna itiraz ettiğinizi biliyorum ama hem vesile olsun diye de sanat sineması. Sinemayı kendi içinde de siz ayırıyorsunuz. Sanat sineması yerine o terime itiraz ediyorsunuz ve onun yerine düşünce yoğun sinema diyor. Buradan başlayalım. Bunu nasıl açıklıyorsunuz, açıyorsunuz hocam? Evet, yani bana göre sinema filmlerini üçe ayırmamız mümkün. Aslında bu kültür konusundaki tartışmalarda da olan bir ayrımdır. Bir tarafta kitle kültürü var. O halde bir kitle sinemasından bahsedersiniz. Daha çok ticari bir sinemadır bu. Endüstriden bahsediyoruz. Endüstri ağırlıklı bir sinema. Özellikle Amerika'daki klasik Hollywood filmleri dahil günümüzdeki endüstri filmlerini bu kategoriye sokabilirsiniz. Ve bu dünya çapında en fazla izlenilen film türüdür. İkinci sinemamız bizim popüler sinemadır bana göre. Ara sinemadır. Yani buna melez sinema da diyebiliriz. Biraz hibrit bir tarzı vardır. Dolayısıyla düşünce yoğun sinemanın öğelerini alır ama aynı zamanda kitle sinemasından da beslenir. İkisini bir araya getirir. Mesela yani hem düşünce ister hem gişe ister. Mesela Christopher Nolan'ın bazı filmleri, Stanley Kubrick'in bazı filmleri bu kategori içerisinde değerlendirilebilir. Ve dikkat ederseniz Stanley Kubrick, Christopher Nolan dünyanın her tarafında pek çok kişi tarafından izlenir. Ama düşünceden ödün vermez. Bir şekilde düşünceyi de bize sunar bu filmler. Bizden örnek versek Çağan Irmak mıdır? Çağan Irmak olabilir, Atıf Yılmaz olabilir. Ya da Yavuz Özkan'ın bazı filmleri olabilir. Eşkıya gibi filmler olabilir. Yavuz Turgul'un bazı filmleri. Bunların hepsi ortada filmlerdir ve bunlar son derece önemlidir.